Merhabalar. 4. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık 2. videoyla yine birlikteyiz. Kanalımda tüm fen bilgisi konularını dinleyerek yazılıya tekrar edebilirsiniz. Hemen sorulara geçelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Kuvvetin etkisi ortadan kalktıktan sonra eski haline dönen cisimler esnektir. Doğru arkadaşlar. Yay, lastik gibi cisimler esnek cisimlere örnekti. Vitaminler vücudumuzda yapıcı, onarıcı. Hayır arkadaşlar, düzenleyici besinler içer içerirler. Bu yanlış. Proteinler yapıcı onarıcıdır. Üçüncü ifadeyle devam edelim. Varlıkların hareket etmesini, durmasını, şekil değiştirmesini sağlayan etkiye kuvvet denir. Bu doğru arkadaşlar. Dördüncü soruyu da. Havalanmakta olan uçak Yavaşlama hareketi yapar. Hayır arkadaşlar hızlanma hareketi yapar. Yanlış. Mıknatıslar parçalandığına mıknatıslık özelliğini kaybeder. Yanlış arkadaşlar. Mıknatıslar ne kadar parçalanırsa parçalansın. Mıknatıslık özelliğini kaybetmez. Artı ve eksi kutupları vardır. Vitaminler özellikle meyve sebzelerde daha çok bulunur. Doğru arkadaşlar. Vitaminler meyve sebzelerde daha fazla bulunur. Yedinci soru sigara içmediği halde dumanından etkilenen kişiye pasif içici denir. Doğru arkadaşlar. Sekizinci soru kuvvetin cisimler üzerinde hızlandırıcı yavaşlatıcı cisimlerin yönünü ve şeklini değiştirici etkisi vardır. Doğru. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Vücudumuz gerekli enerjiyi öncelikle karbonhidratlardan sağlar. Doğru arkadaşlar. Karbonhidratlar enerji vericidir ve ilk olarak karbonhidratlar kullanılır. Daha sonra yağlar. 10 yeşil ay sigara alkol madde bağımlılığına karşı mücadele eden bir kurumdur. Doğru arkadaşlar. Eşleştirme sorularıyla devam edelim. Aşağıdaki cümleleri altlarındaki ifadeleri harflendirerek eşleştirelim. Duran bir cismi hareket ettirebilir. Arkadaşlar duran cismi hareket ettirenlere ne diyorduk? Kuvvet diyorduk. O halde kuvvetin önüne A yazıyoruz. Taş, kaya ve topraklar farklı renklerde olmasını sağlar. Neyin farklı renklerde olmasını sağlar? Ney taş, kaya ve toprakların farklı renkte olmasını sağlıyordu. Mineraller arkadaşlar. Mineralin altına B yazıyoruz. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken maddelere ne diyorduk? Mıknatıs diyorduk. O halde mıknatısa C yazıyoruz. Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla mevsimler oluşur arkadaşlar. Mevsimlerin önüne D yazıyoruz. Vücudumuzda yapıcı, onarıcı besin içerikleridir. Proteinler yapıcı onarıcıdır. E yazıyoruz. Vücudumuzda enerji verici besincilerdir. Karbonhidratlar da enerji vericidir. Karbonhidratların önüne F yazıyoruz. Test sorularıyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin yön değiştirme etkisine sahiptir? Topun kale direğine çarpıp geri dönmesi yön değiştirmedir arkadaşlar. Futbolcunun duran topa vurması hızlanma. Arabanın aniden durması yavaşlama. Kapının anahtarla açılması döndürme kuvveti. Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Eskiden siyah kayalardan elde edilen doğal mıknatıslar vardı. Doğru. Mıknatısların kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır. Doğru. Enes kutbu. İki ailen bir mıknatıs çekme özelliğini yitirir. Yanlış arkadaşlar. Yitirmez. Devam eder. Mıknatıslar demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekerler. Evet arkadaşlar. Doğru. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda bazı durumlar ile kuvvetin cisimleri olan etkileri eşleştirilmiş. Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Durağa yaklaşan otobüs yavaşlar. Doğru. Yere düşmekte olan top hızlanır. Doğru. Sıkıştırılan hamur şekil değiştirilir. Doğru. Havaya atılan top hızlanmaz arkadaşlar. Yavaşlar. O halde hangisi yanlış? D şıkkı. Aşağıdaki bilgilerden Hangisi doğru değildir? Proteinler yapıcı onarıcı besin içerikleridir. Doğru. Sigarada enfa sigara en fazla karaciğer etkiler. Yanlış arkadaşlar, akciğeri etkiler. Sigara ve alkol kullanımı kişinin hem kendine hem çevresine zarar verir. Doğru. Enerji ihtiyacımızı ilk önce karbonhidratlardan karşılarız. Doğru. Devam edelim. Gece ve gündüz aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur diyor. Arkadaşlar dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Yani cevabımız C şıkkı. Dünyanın en, ayın etrafında dolanması, dünyanın etrafında dolanmaz yanlış. Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla mevsimler oluşur. Dünya ve ayın güneş etrafında dolanmasıyla yıl ve mevsimler oluşur. Hangisi cevabımız C şıkkı. Altıncı soruyla devam edelim. De, yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinde itmeye örnektir? Pencereyi açmak, çekmek arkadaşlar. Arabanın kapısını dışarıdan kapatmak, itmek. Doğru. Topa vurmak, itme. Ağaçtan meyve koparmak, çekmektir arkadaşlar. İtme dediği için 2 ve 3 olacak. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Yedinci soruyla devam edelim. Alkol ve sigara ile mücadele eden kuruluşun adı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Yeşilay'dır. Kızılay, TÜBİTAK, tüketici hakem değil. Cevabımız B şıkkı. Sekizinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Hareket halindeki bir cisme hareketi yönünde bir kuvvet uygulandığı zaman cisim hızlanır. Doğru arkadaşlar. Mesela şu cisim şu şekilde hareket etsin. Biz de şu şekilde yani hareketi yönünde kuvvet uygularsak bu cisim hızlanır doğru. Kuvvet uygulanan bütün cisimler eski şekline döner. Yanlış arkadaşlar bütün cisimler değil esnek cisimler döner. O halde hangisi yanlıştır diyor cevap C. Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir doğru. Kuvvet hareket eden cismi bir durabilir. Evet zaten kuvvetin tanımda cismin şeklini yönünü hareketini değiştiren etkiye kuvvet diyorduk. Hangisi yanlıştır diyor B şıkkı. 9. soruyla devam edelim. Kuvvetin etkisiyle cisimlerin ka şekli kalıcı veya geçici olarak değişebilir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski haline dönmez diyor arkadaşlar? Sünger döner esnektir. Plastik lastik döner esnektir. Salman yay döner esnektir ama oyun hamuru esnek değildir. Dönmez cevabımız C şıkkı. 10. soruyla devam edelim arkadaşlar. İki eş parçaya bölünen bir mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her iki parçanın iki farklı kutbu vardır. Doğru arkadaşlar. Doğru A olacak. Diğerlerini de okuyalım. Her iki parçada mıknatıs özelliğini kaybeder. Hayır. Devam eder mıknatıs özelliği. İki parçanın tek kutbu yoktur. İki kutbu vardır. İki parçada çekme özelliğini kaybeder. Hayır. Çekme özelliğine devam eder arkadaşlar. 11. soruyla devam edelim. Sigara insan sağlığına zararlı. 4000 civarında madde bulunur. Aşağıdakilerden hangi sigara bulunan ve bağımlılığa sebep olan sebep olan zararlı maddedir? Arkadaşlar bağım, bağımlılığa sebep olan nikotindir. Cevabımız C şıkkı olacak. Devam edelim. Yukarıda sözü edilen zararlı madde hangisidir? Karaciğer, beyin ve sinirlere zarar verir. Anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Midenin iç yüzeyini kaplayan tabakaya tahriş ederek buna bağlı olarak mide yaralarına, yaralarına neden, yol açar. Yemek borusu, gırtlak, mide ve pankreas kanserine neden olabilir. Diğer kanser türlerinde yakalanma riskini de yüksek oranda arttıran madde alkoldür arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 13. soruyla devam edelim. Besin piramidine göre en az tüketilmesi gereken besin grubu hangisidir? Arkadaşlar piramidin en üstünde bulunan yağlar ve tatlılar. Cevabımız B şık olacak. 14. soruyla devam edelim. Hareketli bir cisme hareket yönüne ters bir kuvvet uygulanıyorsa arkadaşlar ters bir kuvvet uygulanıyorsa cisim hızlanır. Hayır. Tam tersi cismimiz yavaşlar. Doğru. Rengi değişir. Yanlış. Hareketinin değişim olmaz. Yanlış. Arkadaşlar şu yönde hareket eden bir cisim hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulandığında yavaşlar arkadaşlar. Cevabımız 5 olacak. Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çekme kuvveti uygulamaz diyor. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlerin mıknatıs diyorduk. Top demir çeker. Toplu yine demirden çeker, çivi çeker, demirden balon çekmez. Plastikten cevabımız değişik olacak. 16. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir hareket çeşididir? Kırmızı ışığa yaklaşan otomobil, yavaşlama, duraktan hareket eden otobüs, hızlanma, yamaçtan aşağı yuvarlanan taş, hızlanma, kalkışa hazırlanan uçak, hızlanma arkadaşlar. Hangisinde Kırmızı ışığa yaklaşan otomobil yavaşlama olduğu için cevabımız A şıkkı. 17. soruyla devam edelim. Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım tek tek. Arkadaşlar itme kuvveti uyguladığımız her cisim hareket eder. Yanlış arkadaşlar. Mesela biz duvara ittiğimizde hareket etmez. O halde birinci ifademiz yanlış. Dünyamız batıdan doğuya doğru döner. Bu ikinci ifademiz doğru. Alkol en fazla bağırsaklara zarar verir. Yanlış arkadaşlar. Alkol en fazla karaciğere zarar verir. Penaltı atan bir futbolcu topa itme kuvveti uygular. Bu ifademiz doğru arkadaşlar. İtme kuvveti uygular. 5. Mineraller genellikle katı haldedir. Yalnızca petrol ve civa sıvıdır. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Mineraller katı haldedir. Yalnızca petrol ve sıvı sıvı haldedir. Bu da doğru. Kaç tanesi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakıyoruz 2, 4 ve 5 doğru olduğu için cevabımız B şıkkı olacak. Mıstık YouTube kanalına abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.